Evet, piyasaları konuşacağız. Albatros Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke bizimle olacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi e, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sertaç Bey, e, piyasalarda ne oluyor diye bir sormak istiyorum size. İrem bir getirir misin biz düzü? Yani bu, e, sizin hep konuşuyorduk. Çok da umutluyduk aslında. Siz Hı -hı. biraz temkinliydiniz ama yine de temkinli iyimserliğimiz e, vardı. Ama bu 10 bin puan böyle bir... Ee, duvar gibi üstümüze çöktü Doğru. sanki. Bir, evet. türlü, bir türlü geçinmiyor. Hiç beklenmedik bir hareket oldu. Aslında şöyle, ben biraz daha yukarıyı bekliyordum. Onu konuşuyorduk ya, 10.500'lere kadar gevşeriz, yazı burada kapatırız. Hı hı. İşte e, not indirim hikayeleriyle, daha doğrusu not artışı ve faiz indirim hikayeleriyle birlikte tekrar konu kurulur diye düşünüyordum. Aynı görüşü savunuyorum, sadece 1000 puan alttan bu hikaye başlayacak. Tabi buradaki sıkıntılı konu şu, yabancı gelmediği için şu ana kadar beklenildiği oranda ee, bir yandan işte bizim pazartesi günü yaşadığımız uzak doğu kriziyle başlayan o average hı hı. hikayesi. Diğer tarafta kendi ülkelerinde ciddi bir iskontu oluştu orayı değerlendirmek istemeleri. Ee, faiz belli noktalara geldi orayı değerlendirmek isteyen hem yabancı hem yerli yatırımcı olunca buradaki istek ve e, bir miktar hacim aşağıya doğru geldi. Yani zaten bu arada endeks bence haddinden önce 11.300 11.300 11.400 hattına gitmişti. Hatırlarsak şeyi konuşuyorduk hatta. Tam ben yine sizinle bir yayındayken şey söylemiştim. Bu yapı kredi haberi demokrasinin kılıcı evet. gibi tepemizde ve akşamına masadan kalkıldığı haberi geldi. Buradaki talihsizlik şu, rakam açıklandı. Rakam açıklandığı için ve o sırada yapı kredi ve Koç Holding gibi kağıtlar bununla iskontolu olduğu için çok ciddi alışlar geldi ve bence bütün biz sermayeyi oralli de harcadık. Üstüne bir de yabancının çıkışına da yol vermiş olduk. Hem yabancı çıktı hem biz bütün sermayemizi harcadığımız için de o düzeltme hareketinin içerisindeyiz henüz. Ama yani karalar bağlayacak bir durum yok. Sadece bir kısa vadeli dinlenme diye düşünüyorum ben. Buradaki ana konu şu 9200'ün altına gelmedikten sonra endekste trend değişimi olmuyor. Ben bunun altında böyle ayrıntılı kapanışlar olursa paniğe kapılınacak nokta diye düşünüyorum ve oranın altına da çok gelebileceğimiz kanaatinde değilim. Tabi arada şişe cam gibi böyle gözlerimizi yaşartan bir türlü gitmeyen kağıtlar var. Onlar artık böyle günlük falan bırakmadı yani. O çok derin satışlar yiyor ama onun haricinde aslında birçok kağıt hedefini tutturduğu için de hedeflerinden düzeltme yapıyordu. Yani Keza ilk aklıma gelen işte Türk Hava Yolları hani 320-330 olur mu diyorduk. Geldi oraya bir nefes alıyor. Tüpraş 210 olur mu diyorduk. Neredeyse oraya geldi nefes alıyor gibi böyle düzeltmeler var. Mesela Koç Holding 250 konuşuyorduk zaten. 270 lira oldu haberin etkisiyle. Bir onları getirelim. Holdingleri mi getirelim önce? Olur. Holdinglerle başlayalım. Holdingleri getirelim. Çünkü zaten bizi buraya kadar taşıyan konu bankalar ve holdingler oldu. E, hepsinde hatır sayılır karlar oldu ve bu karlar cebe alındı bir miktar. Şimdi burada Hepsinden neredeyse çok ciddi hareketlilik var. Ee, hı hı. Benim burada ayrıntılı söyleyebileceğim bu sayfadaki yakından takip edilmesi gereken grup Anadolu grubu Holding hala. hı. hı. Link hala. Bir içe... getirelim yıl dışından bu yana. Bugün %2'lik kayıp var. Güzel de bir lira. yükselişin düzeltmesi içerisindeyiz. Burada yatırımcının birçoğu 400'e yakın seviyelerde pozisyon aldığı için şu an canı yanlış olabilir. Buradaki düzeltmeler var ama bence biraz sabırlı olunması gereken bir dönemden geçiyoruz. Çünkü hala geçer gıda içecek kısmında. Ben özellikle gıda kısmında artık üretim yapan small cap kağıtları da hikayeye koydum. Eskiden hatırlarsanız hep şey diyordum ben işte büyük kağıtta kalacağız. Hı hı. E, şu an small cap'lere kayabiliriz ama ihracat kası güçlü small cap'lere. Yılbaşından bu yana bakalım. Burada böyle sanki bir şey eski yerine dönmüş gibi gözüküyor ama burada çok ciddi bir rally var. Bu rally'nin düzeltmesi içerisindeyiz. E, ben hala çok pozitifim. E, holdingler tarafında özellikle... anadolu Gördüğü zirveye geri gider mi? Bence gider. Hatta bence şu hareketin dinlenmesi buralar artık taban nokta. Buranın üstüne geçebilecek potansiyelle sahip bence. Çünkü esas bilançolar geliyor. Bizim üzerimizdeki ana baskının geldiği noktalardan bir tanesi de şurası oldu. Ee, kağıt bazlı hareketlerde baktığımız zaman hep bilanço baskısı gördük. Bilançolar şöyle geliyor. İşler fena değil ama maliyetler iyi yönetilmemiş. Yani mecburen yönetememişler. Çünkü dünyadaki maliyetlerde sıkıntı var. O yüzden de bilançoların... Bir, bir de enflasyon muhasebesi şeyi oldu. O zaten mer hani enflasyon <laughs> muhasebesi biraz böyle e herkesin kafasını çok karıştırdı. Şirketlerin de kafasını karıştırdı. E Bir de tabii şimdi holdingler tarafında şöyle bir sıkıntı var. Şimdi banka enflasyon muhasebesine dahil değil. E Bankası olan holding dahil. E orada rakamlar alt üst oldu. Yani Sabancı ile mesela Koç'un bilançolarının... Ee, neredeyse yerle gelmesinin nedenlerinden bir tanesi de buradaki asimetriden oluştu. Ben ama Anadolu Grubu Holding ve Sabancı Holding'de hala pozitifim. Yani bu yukarı yönlü hareketler olur. İskonto olarak Anadolu Grubu Holding'i bir tık daha ön plana çıkartıyorum. Ama eskisi kadar banka holding alalım denkleminde değilim. Ben mesela Koç Holding almak, almak yerine şu düştüğü noktalardan Tüpraş Ford Auto taşımayı tercih ederim. Yani biraz da oraya kaymak lazım. Ya da Anadolu Grubu Holding almak yerine Migros'ta kalmayı tercih edebilirim. Hani bu denklemde kalınması gerekiyor. Yavaş yavaş artık iştiraklerin bilançosu iyi gelen kağıtların da dönemi geldi. Yani en kötü bilançoları geçirdik. Evet 3. ve dördüncü çeyrek bilançoları da böyle muazzam gelmeyecekler. Yani ama kıpırdanmalar başlayacak artık. O yüzden de en kötü fiyatlıyoruz şu an. Bundan sonra da yavaş yavaş yukarıya gideceğiz. Benim endişem şuydu. 400 dolara biz eğer 30'lu 32'li seviyelerde gelirsek hikaye orada bitecek diye dolar bazlı düşünüyordum. Şu an o marjı da açtık. 400 dolara eğer 36 ve üstünde gelirsek 10 13.500'ler, 14.000'ler bu işin içerisinde var ve çok da karalar bağlanacak bir durum yok. Ama şu değil demek istediğim. Yatırımcılar şunu hala beklemesin. Her kağıt inanılmaz gidecek. Hani endeksin tamamı yukarı gidecek değil. Daha genele yayılan bir yükseliş hareketi bekliyorum ben. Bundan şunu kastediyorum. Sadece bankacılık holding kopmayacak. Yani yanına Yine koç grubunun birçok kağıdını ekleyecek. Yanına sanayi kağıtları gelecek. Ara ara petkimli hareketler göreceğiz. Çünkü bu kağıtların neredeyse birçoğu, bu hisselerin neredeyse birçoğu hisse başına bu paraya kuramazsınız. Yani bir Kardemir artık 20 liralı değerlere kuramazsınız. Hani Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri burası. Bir Erdemir hareketinin bir, hani yeni zirveye giden bir Ereğli hareketi oldu. işte 60 liralığa kadar kar demirde de olması lazım. Orada da potansiyeller gelecek. Yavaş yavaş o hareketleri görüyor olacağız. Ee, bu arada Aa, Amerikan enflasyonu da gelmiş. %0.2'lik aylık artış var. Ee, yıllık artış da 2.5 mu İrem? Tam göremiyorum buradan. <laughs> yıllık da 2.5'luk bir artış var. Ee, Amerikan Tabii burası de. şunun için önemli. Haftaya faiz kararımız evet. <laughs> var. Ee, faiz indirimi artık konuşuluyor. Hatta Olur mu sizce? Olur. Yani faiz indirimi net. Ee, Eylül'ü ben çok uzun bir zamandır tahmin ediyordum. Bence şöyle bir hikayenin içinden geçtiler. Piyasayı istedikleri kadar gerdiler düzeltmeleri de yaptırdılar. Şimdi piyasayı rahatlama dönemine girdi. Tabii ki resesyon baskısı çok ciddi boyutta. Burası gecikirse Amerika tarafında ben resesyona düşüleceğini düşünmüyorum ama hani bir hard landing çok sert bir düşüş etkisinin de absorbe edebilmeleri için daha soft daha yumuşak bir düşüş gelmesi için soğuma gelmesi için bir dönemden geçtiler ki burayı başardılar. E şimdi bu dönemin de taçlanması için daha da rahatlaması için bir miktar faizlerin aşağı gelmesi lazım ki Amerika'da zaten enflasyonla faiz arasındaki marj açıldı. Hani burada fazlasıyla optimum bir kazanç var. Orayı bir miktar geri alacaklar. Buradaki tartışma şuydu. 25 bas puan 50'ye çıkar mı? Bence o mesajı vermek istemeyecek e, FED ve 25'le bırakacaklar. Öyle sert girmeyecekler. Yılı da mı 25'le bırakır? Yok bence yılı 75'le kapatır. Yani 25-25. rağmen olur diyorsunuz. Evet 25-25 yapabilir. Tabi orada şöyle de bir denklem oldu. E, Trump kazandı diye gözüyle bakıyordum artık. Ben yani o suikast olayından sonra adam öyle bir kahramana dönüştü. Yani bir anda unutturdular. E, şu an bir Kemal Harris... Rüzgarı esiyor. Dünkü e, kapışmalarında, evet. münazaralarında da e, Harris'in biraz daha öne çıktığını gördük. Birkaç puan daha öne çıktığını gördük. Tabi burada şöyle de bir durum var. Enflasyonist dönem özellikle orta sınıfı çok etkiliyor. Ve Kemal Harris orta sınıfa hitap ediyor. Ve Amerika'nın çok büyük bir kısmı orta sınıf. Ve orta sınıf oylarını gerçekten çalmaya başladı. E Trump'ın buna karşı vereceği bir cevap olmazsa yavaş yavaş demokratların kazanacağı bir seçime gidiyoruz. Ben bile dünkü şeyde hani Trump'ın çok daha aktif olacağını düşünüyordum ki şu zamana kadarki yerden vermez herhalde diye düşünüyorum. ama Trump adım adım geri çekilmeye başladı. Kemal e Reis beklediğimizden çok daha iyi bir performans gösteriyor ve ekonomik olarak doğru yere oynuyor. Orta sınıf Amerika'daki seçmenlerin en önemli tabanı çünkü en kaygan yapı da oraya ait. Ben yine de sonucu görelim diyorum. Tabii Hillary Clinton vakasını biliyoruz kesinlikle çünkü.